Gel. Senin ne işin var burada? Onur Bey, benim size bir şey söylemem lazım. Burada mı? Yatak odamda mı söylemen lazım? Şu an burası bu evdeki tek güvenli yer olabilir. Ne? Ne demek bu? Bakın, ben bir şey buldum. Bir gizli kamera. Nerede? Çalışma odanızda. Yanlışlıkla lambayı kırdığımda... Evet, devam et. Aslında ben oraya onları kimin koyduğuna kesin olarak emin olmadan size söylemek istemedim. Şimdi söylediğine göre öğrendin sanırım. Evet, öğrendim. Kim? Anneniz. Kameralar oraya anneniz koydurmuş. Göster. Tabii. Odanın her yerinde gizli kamera var. Bakın. Onur Bey buradaydı. Gerçekten. Bir saniye. Burada da vardı, burada da vardı. Hatta şurada da olması lazım. Hepsini kaldırtmış Onur Bey. Hepsini. Ben buldum yani. Şu heykelin orada, abajurun arkasında, televizyonun orada, her yerde, her yerde gizli kamera vardı yemin ederim. Hatta size söyleyeceğimi anlayınca tehdit etti beni. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Asla. Gerçekten buldum. Hep... Madem buldun, nerede o zaman? Bilmiyorum. Nalan Hanım hepsini kaldırmış olmalı. Bir daha anneme yalan yanlış iftira atarsan pişman olursun. Kanıtlayabilirim. Kanıtlayabilirim. Elimde kayıtlar var. Göster. Tabii. Bakın, size gerçeği söylüyorum. Size ihanet eden maalesef annenizmiş. Anne? Canım. Hayrola? Bir sorun mu var? Var, evet. Çok büyük bir sorun var. Neymiş? Sen. Sensin tabii ki. Sen nasıl bir insansın? Ne diyorsun, ben anlamıyorum. Sen benim çalışma odama, ofisime kamera mı yerleştirdin? Ne? Aa, üstüme iyilik sağlık. Nereden çıktı bu saçmalık? Bir kere gerçeği söyle. Hayatında bir kere numara yapma ve gerçeği söyle. E zaten söylüyorum, şu an neden bahsettiğini anlamadım bile. Son kez bir şans veriyorum sana anne. Kendini, yaptığın bu saçmalığı açıklaman için son şansın bu. Neden çalışma odama kamera koydun? Ben çalışma odana kamera falan koymadım. Bu... Benim böyle bir şeyden haberim yok. Yalan söyleme. Burası senin odan değil mi? Komplo. Komplo.
Düpedüz montaj. Birileri seninle aramızı açmak istiyor. Bizi oyuna getirmeye çalışıyor. Bu evde senden başka kimse beni oyuna getirmeye çalışmıyor anne. O haberi de sen yaptırdın. Ya sen beni nasıl böyle bir şeyle suçlayabilirsin? Kim söyledi sana bu yalanı? Kenan mı? Şeniz mi? Kimin o telefon? Avunun ve sen bunu çok iyi biliyorsun zaten. Kızı tehdit etmişsin. Ben yalan söylüyorum. O kadın seni zehirliyor onu. Yeter artık, kes şunu. Benim hayatımdaki tek zehirli şey sensin. Belli. Belli, ben ne desem bana inanmayacaksın. O kadının yalanlarına inanmayı tercih ediyorsun. Peki, al bakalım. Bak bakalım bunun içinde öyle kamera görüntüleri, kayıtlar var mı? O programı çoktan sildiğini biliyorum çünkü seni çok iyi tanıyorum anne. Yaptığın incinmiş pozlarını da çok bayat buluyorum. Sen benim oğlumsun. Her şeyimsin. Sana zarar verebileceğimi nasıl düşünürsün Onur? İşte benim aklım da bunu almıyor anne. Sen nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? O kız yalan söylüyor. Seni benden uzaklaştırmak için. Bu seninle benim aramda. Başkalarına suçlatarak kurtulamazsın. Ben kimseyi suçlamıyorum. Bana haksızlık yapıyor. Kimse sana haksızlık yapmıyor. Hayatımın her alanında olmak zorunda değilsin. Değilim. Değilim ama ben kendimi anlatıyorum ya. Ben kendimi anlatıyorum. Allah'ım, ben ne günah işledim de öz evladım bana böyle davranıyor ya. Bu ağlamalarının yalan olduğunu, suçunu itiraf etmemek için bu oyun oynadığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Yalan değil. Peki bakalım anne. Şimdilik kazandın. Ama unutma. Sadece şimdilik.